şaka maka evlenme teklifi aldım ve evet dedim. Çok evet gördük ve biz de ekranda görüp çok sevindik. Nasıl? Harikaydınız. Romantik yani. Süper. Mendil safhasına kadar çok güldük böyle, kahkaha attık. Bir an ters silecek zannettik. Mendilin içinden böyle ufacık bir taş gözüktü. Gözlerim doldu, çok güzeldi. Evet, ben de şaşırdım o kadar şeyden sonra kalkıp mendille yüzünü mü siliyor bu adam falan gibi böyle. Diz çöktü. Ay böyle nasıl şöyle sarıldı şey. Falan çeviriyor çeviriyor falan böyle. Ay dedim ben de istiyorum, ben de yaşamak istiyorum. İçim koptu ama işte bizimki de arkadan laf soktu bana. Dönür diye biliyorum. Evet yani en çok de orada beğendim. Öyle ben de çok döndünüz ya. Hak edene yapılır. Aynı küçük çocuk gibiydin. Hak edene bir şey sonra. Çok mutluydum. Yani ben demek o yüzden soğuk davranmış bana kızlar. Söyleyebilecek hiçbir şey bulamıyorum. Evet. Ben sana ne dedim ama? Ben de ağlayıp ben sana dedim. Duygu ablayı bahane ettim ağladım. Tabii bütün günüm böyle şey geçti yani. Boşu boşuna hem de. Can sen. Nereden bileyim ben kızlar evlenmek ben biliyorum ben söyledim sana yüzün gülsün diye. Ya sen biliyor muydun? Kızlar bu erkeklerin öyle bir şey olacağını bilmiyordum da yani barışacağımızı muhabbeti çok zor. Önden kötü gösteriyorlar kendilerini, bir moral bozuyorlar. Ama sonra arkasından sevindiriyorlar. O ruhun derinliklerine dokunabilmen lazım onu çıkarabilmen için işte. Ha, önce moralini iyice bozmak mı lazım? Yok canım moralini öyle davranma. Ondan sonra hayır. Birden hayır, şey yapacağım. Hayır o zaman aynısını ben de yapayım. Önce son ana kadar iyice moralini iyice bir bozayım bozayım. Ondan sonra güzel bir şey yapıp gönlünü mü alayım? Böyle mi oluyor bu ya işler? Ya ters teperse? O ters tepmedi. Ama o kadın. Kabul etti. Erkek de ters tepebilir yani. Onlar aynısını yani hep böyle yapıyorlar. Böyle görüyorum burada. Ya. Bilmiyorum, ters moralimizi tepki. Bozarak mı bizi dinliyorlar ne? Ya genelde artık şey olmuş bu hani klasik hali. Herkes aynı şeyi yapıyor. Önce moralini bozuyor sonra hani sürpriz yapacağım falan filan sonradan değişiyor. Ne bu bak işte canım isterse kötü davranırım canım isterse de iyi davranırım demek mi? Hakikaten yani ben böyle psikolojisini bozuyorlar insanın sonra erkekler dengesiz oluyor bunları yaptığı sürece değil mi? Hı, sonra kadının sonra dengesiz. Düşük. Aynen. Ha, Melis geldi. Geldi mi? Ay geldi ama benim Melom. O ne ya? Burada bir tane aslan terbiyecisi varmış diye duydum. Gelin insanları kemiğe çeviriyormuş diye duydum. Bir dakika. Canlı olanlarını. Bir dakika, bir dakika. Melo. Bir dakika arkadaşım, Melo. Bir dakika. Şey ay ben de sevebilir miyim? Çok güzel. Ay. Canım benim. Ama kırbacın nerede kız? Kırbaç yapacağım şimdi ya ben ona. Ya. Kırbaçlıya kırbaçlıya. Ay yıldız. Haline getirmenize izin vereceğimi düşünmüyorsunuz herhalde burada değil mi kızlar? Ay 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 ay. Bir şey söyleyeceğim. Ay canım benim. Baksana izinle. Canım benim. Sen ne kadar ya bir şey söyleyeceğim. Bu kadar öyle. Kırbaç haline kırbaçlıya. Ne oldu sana? Ay ay yerim. Ne oldu? Kedicik mi olmuşsun sen? Kedicik mi olmuşsun sen ha? Kedicik. Herkese aslan sana kediyim. Ya. Aşkım konuşabilir miyim? İzin veriyor musun? Konuş aşkım. İzin veriyorum. Konuşabilir. Hayatım konuşabilir miyim? Siz böyle dalga geçiyorsunuz ya. Öyle birini bulmak için de ölürsünüz biliyor musunuz? Ama bulamazsınız. Böyle olmak lazım çünkü bulmak için böyle değil. Nasıl olmak lazım? Ağır biraz ağır. Ağır taş yerinde güzeldir. Ay miyav. Miyav. Kökünden kesiliyor mu? Kızlar bahçeye çıkalım mı? Ben izlemek istemiyorum çünkü. Ben izlemek istemiyorum. Gitme gitme. Miyav. Tam senin yüzüne yakışan bir ses. Ay kuyruğuna bağlı. Kuyruğuna bağlasana şu. Kuyruğuna bağlayacağım. Ceydoş, süt getir. Efendim? Sütü getir. Kedi oldu bak. Ben şunların bu hareketinden sonra yaşadıkları aşka inanmıyorum. Kedi oldu. İşte ne demişler? Duygu'nun da bir lafı vardı burada almış olalım. Ulaşamadığı ete mındar dermiş. Aynen öyle. Pardon Duygu diyorum, Murat'ın Duygu'yu. Farkında mısınız? Dünden beri üzerimden prim yapıyorlar. İşte burada böyle yapmıyorlar. Benim üzerimden prim yapılır zaten. Benim üzerimden prim yapsınlar. Seni yüzeltiyorlar. Ben artık otururum, onlar oynarlar, ben de izlerim. Sen gülüp geçeceksin aynen işte. Öyle. Benim hoşuma aynen gider öyle böyle şeyler. Aynen öyle. Ben çıldırıyorum. Kendileri oynayıp kendileri gülüyor zaten kızlar. Aynen öyle hoş ya. Değil ki, ben bunları ya ekranda izleyip geldim biliyorsunuz. Hiç hoş değil yani. Yemin ediyorum ki bu sahneler çıkınca ben televizyonu değiştiriyordum. Ben bu konularda deneyimliyim. Yürü dediysem yürüyeceksin. Şu an yaptığınız saygısızlık bana elime yaptığınız değildi. Ay, ay, ay kaliteli olduk geldik. Oo bütün kadınlar kaliteli olduk. Ay kaliteli olmuşuz. Ay 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 ay. Ay anam
ölüyorsunuz. Ay. Ay çok güzel kırdın olmuş. Oluyor, ölüyorsunuz. Nasıl da kaliteli? Seni batırsalardı o altın dolu fıçıya. Olmazsın. Ay anam ay. Olamazsın. Olmuş muyuz? Emin olmuş, ol olamazsın. Olmuş, sana diyorum da ne? Olamazsın. Ay. Şunun daha büyüğü yok muydu ya? Yok. Çok az bunlar. 5 tane değil. Ben 5 tane isterim. Bu bir tane kalmış burada. Olmaz. Saydın mı 5 tane oldu? Nasıl bir nasıl bir hesaplık? Nasıl bir hesaplık? Kaç tane altınım olduğunu da saymış sayısını da biliyor. Sen biliyor musun Beytap? Dudakları da şöyle yap. Hani bize altın getirdin. Öleceğim kalitemden birazdan. Kızlar ben yanlış bir yere mi geldim? Ben anlamadım. Aynen tam bak, şu an tiyatro evlenme programı. Bak şu kapıdan çık, sola dön, tamam, evine gidersin. Tiyatro mu burası? Tamam mı canım? Aşkım. Konuşabilir miyim? Konuşabilirsin hayatım. Ama ben herkese aslan sana kediyim. Miyav, miyav, miyav. Bir kişi güldü. Demek ki komik değil. Bana göre komik. Geri kalan çünkü 5 kişi gülmedi. Yandaş. Yandaş. Ne alaka yandaş? Yandaş falan değilim ben. Ben sadece aklımın yanındayım her zaman. Yüzden gülmüyorlar. Hani terbiyesizlikleri zamanında zamanda bana onlara da yaptığımız için gülmüyorlar. Yoksa işte, bence komik buluyordurlar. Çünkü Serhan'ın herkes aslan sana kediyim demesini buradaki ay, herkes komik buluyor. Her erkekte vardır bence. Komik geldi. Aşkım. Can sen bana komik gelmedi. Aşkım. Şimdi ay sen biliyorsun. Mesela genel kediydi. Yaklaşımı sana karşı sen daha naif. Sen zamanında bana da talip olmuştun. Sana karşı daha naif. Ay çünkü evet zamanında sana da talip olmuştum. Öyle bir hata yapmıştım. Ama olmaz yani. Bana talip olduğun için Erdem'i sen sevemezsin artık. Çünkü sen bana talip olmuştun. Evet sana talip olan kimse kimseyi sevemez. Evet. Çünkü sen mükemmel bir erkeksin. Evet. Sen prenssin. Sen bulmaz Hint kumaşısın. Sen sarı koltuklu prenssin. Daniela ve Melis bugün altınlar takıp kızla alay etmeye geldiler. Fakat Fatma bunlara çok güzel bir cevap verdi. İşte sizi altın suyuna da batırıp çıkarsalar sizden gene bir şey olmaz dedi Dani'ye. Çok da güzel bir laf etti. Ben burada Fatma'yı tuttuğum için değil, gerçekten ikisini de altın suyuna batırıp çıkarsan sizden hiçbir halt olmaz. Bitti. Başka kim olmuştu onu burada talip? Aa dur bir dakika sayalım. Sen, ben, ondan sonra Melek, ondan sonra Burçak, ondan sonra kim olmuştu başka? Başka yok aşk. Aa ama ben onların hiçbirinde Fatma'yı göremedim. Burçak mı? Şaşırdılar ya. Ben bile gülmeye başladım şu an. Süpersiniz kızlar. Hiçbiriniz Fatma'ya benzemiyorsunuz maalesef. Aha. Ama biraz Fatma'ya benzemeye başladım galiba.